diyorum. Bir de Ama bir saniye. Bunu birçok haberde ben görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün bunu söyledi. Ama yasaya göre değil mi? Asgari ücretin hangi prensipler ışığında nasıl belirleneceği ile ilgili kurumsal bir çerçevemiz var. Yasal, kurumsal bir çerçevemiz var. Bu çerçevenin dışındadır Sayın Cumhurbaşkanı benim bildiğim. Ama başkanlık sistemi adaptasyonla ilgili müesseseleri biz kuramadığımız için böyle bir yanlış anlam oluyor. Çünkü geçen sene de toplantı devam ederken ilgili sendikanın başkanı yemek yemeye gitti. Öğlen yemeğine. Geldi asgari ücret açıklandı. Öyle olmaz. Ya öyle demiyor. İşveren temsilcisi, işçi temsilcisi, bakan Hakem bakan. ve bir de TÜİK orada danışman maksadıyla bulunur ve onlar bu dediğiniz hususları gündeme getirir. Dışarıdan kimse empoze edemez. Yani bir Özgür Özel'in pozisyonuyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu Fark yok. aynı değil. Evet. Aynı. 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 Kesinlikle Karışamaz yani. farklı değil, karışamaz. Ama Yani. orada şöyle bir şey yapıyorlar hocam. Yani birincisi evet devlet olmaktan çıkarıldı. Tamamen keyfe keder bir yönetim Cumhurbaşkanlığı var. sisteminde tabii farklı bir Şöyle durumda oluyor. söz konusu. Yani işte o kurul toplanıyor. Bir ücret belirliyor. O ücreti götürürler Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da onu bir PR aracı olarak kullanıyor. Hadi 500 lira da benden yani lütfeder gibi. O sanki emeğin karşılığı değilmiş gibi, sanki alın terin karşılığı değilmiş gibi. Hadi bunu yuvarlayalım. Yani hani neyi yuvarlıyorsunuz? Nereye yuvarlıyorsunuz? Hani şimdi bu bir PR şey olarak kullanılmaya başladı. Bugüne kadar yani sevgili Deniz Zeyrek hocam da Siyaset açıkla. aracı olarak Tabii kullanılıyor. kaç defa bugüne kadar Sayın Hocam Cumhurbaşkanı 17 bin asgari lira ücreti siyaset aracı olarak açıklamıştı? olmaz artık. Yani Ama 17 bugüne bin kadar açıklamıyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Niye şimdi o açıklıyor asgari ücreti? 2018 yılında. Sorulmuş uçakta gazeteciler asgari ücret ne olacak? Tek olacağını, tek maaş olacağını, yani tek artış olacağını Cumhurbaşkanı açıkladı en son. Dedi ki bir kere yeter. Bu işi bir kere de hallederiz dedi. Şimdi Türk İş diyor ki bir kere de yetmez diyor. Yani siz diyor enflasyonu durdurmuyorsunuz. Ete, süte, kiraya zam geliyor diyor. Dolayısıyla asgari ücrete hani tek bir zam olarak asgari ücreti bu nedenle konuşuyoruz diyor da ortalama ücret oldu. Yok Şimdi yani çalışan yoksul. Oradaki Bakın Türk İş Başkanı bunu haklı olarak söylüyor ama müzakereler başlamadan önce de kırmızı çizgimin 14 bin lira olduğunu söylüyor. Ben orayı Şimdi hiç anlamadım zaten. Yani hiçbirimiz açlık anlamadı. sınırının aşağısı konuşulmaz Yani diyordu. Yani konuşmayın ki zaten. Şimdi düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanı bu insanlara da güvenmiyor ki. Hani kendi kontrolünde altında olmasına rağmen kendisi olayın içerisine giriyor. Madem tek defa yapılacağını biliyorsun ey Türk İş Başkanı, o zaman sen müzakereyi buna göre yapacaksın demektir. Diz ki onu 30 bin lira belirledi. O Dedi da çok ki uçuk tabii. Memur maaşı, çünkü yeni yılda memur maaşı, en düşük memur maaşı 30 bin lira olacak. Var olan bütün süreçlerde buna denk düşüyor. Yani işte artışlar, şunlar bunlar. Siz 30 binin altında hani Düzeltme istiyor Evet, disk. Disk istiyor. ister, ama Evet. Türk İş bunun uzağında bir taraftan ağlıyor. Hem ağlarım hem giderim şeyi yapıyor, O politikası iki tarafı yapıyor. idare Yani etmeye bu haşır çalışıyor. olacak Politika. şimdi bu. Yani 15-16 maksimum midir? 15.500 civarında falan kalacak benim tahminim. Çok az 17 hocam, falan 18 olmaz. falan diyorlar. Yani isteğinin bir yüzü. Hep biz bu tartışmayı yapıyoruz. Yani Bence her sene işverenin yapıyoruz. kafasında %40-45 Adam var. 14 bine fit. Masaya gelmiş 14 bine fit. Niye ben 18 vereyim? Öyle demiyor, açlık sınırından konuşmaya başlarım diyor. Açlık sınırından konuşmaya başlarsanız en fazla 15.500'e Evet. çıkabilirsiniz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Cumhurbaşkanı da diyor ki hocam, enflasyonda en zoru geride kaldı diyor. 2024 sağlamlaştırma, 2025 atılım yılı diyor. 2028'de dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geleceğiz diyor. Enflasyon da Haziran'dan itibaren hızla düşecek diyor. Yani geleceği pazarlaya pazarlaya bugünümüzü çaldılar. 2023'te Yıllardır, bakın pazarlanmıştı yıllardır, size. yıllardır bize sürekli hedefler koyuyorlar. Sadece açıp zaten göstereceğiz Şu anda dünyanın en büyük 2023 konuşmayacağım hedeflerin hocam. hangisi tuttu? Hani
Hani en uçuk olanı Ay'a gideceğiz 2023'te. Manşet yapmıştı kendilerine yakın bir gazete. 2023'te Ay'dayız diye. Şimdi nereye gittiğimizi herkes biliyor. 500 milyar dolar ihracatınız. Öyle. 25 bin doların üzerinde kişi başı milli gelirimiz olacaktı. Bunların hiçbiri olmadı. Bize sürekli gelecek pazarladılar ama bugünümüzü çaldılar. Ve bugün insanlar muazzam bir biçimde yokluğa ve açlığa mahkum edildi. Şimdi diyor ki işte efendim Haziran ayında baz etkisiyle diyor Haziran'a kadar yüksek devam edecek diyor. Ondan sonra düşecek. Sizce düşer mi hocam? Ha şu olur. Yani şunu yapıyorlar zaten. Yani bu asgari ücret meselesi de buna denk düşüyor. Ücret vermeyecekler, ücreti artırmayacaklar. İnsanları evlerinden çıkmamak üzerine, alışveriş yapmamak üzerine, tüketim yapmamak üzerine bir politika belirleyecekler. O ekonomiyi soğutma çalışmaları, inanılmaz bir açlık ve yoksulluklar. İnsanları böylece enflasyonla mücadeleyi insanlar aç bırakarak, insanlar yoksullukla, insanlar işsizlikle inanılmaz bir işsizlik olacak önümüzdeki yıl bütün bu politikaların sonucunda. Bu olmayacak bu, diyor. Ama göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Büyük bir risk o. Şimdi bu biliyorsunuz bütün Türkiye seçim sonrası politikalarına angaje oldu. Yani şimdi yapılanların aslında yeterli olmadığını piyasa aktörlerinin hepsi, vatandaş hariç tutalım ama bu piyasalarla ilgili uğraşanlar, yorum yapanlar her şeyin nedense seçimden sonra farklı olacağını iddia ediyorlar. Ne olacak farklı olarak? İşte iç talep daha çok daraltılacak, faiz daha çok arttırılacak, işte kurların, işte döviz kurunun daha fazla, Türk lirasının değer kaybı gündeme gelecek, ücret artışları sınırlanacak. Yani tam bir kemer sıkma politikası izlenecek. Bu tip kemer sıkma politikalarının siyasi olarak uygulanabilirliği için toplumsal mutabakat gereklidir. Bu toplumsal mutabakat bu seçimlerden sonra çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü biz biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset teknolojisi böl yönet üzerine kurulu. Ülkeyi kutuplaştırmak üzerine kurulu. Bu seçimlerden çıktıktan sonra ülke kutuplaşmış bir ülke olacak. Böyle bir ortamda uygulayacağınız bu denli maliyetli politikalar için bir toplumsal mutabakat oluşturmanız mümkün değildir. Dolayısıyla gerçekçi de görmüyorum bu söylenenleri. Mehmet Şimşek Beyefendi'nin söyledikleri de bir bürokratın söylediklerinden ileriye gitmez. Siyasi olarak herhangi bir sorumluluğu yok. Siyasi bir kişilik değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel kaleminin sorumluluğu neyse Sayın Bakan'ın sorumluluğu da odur. Statü olarak ikisi de bürokrattır. Dolayısıyla buradaki siyasi kişiliğin siyasi sorumluluğu elinde bulunduran kişi daha belirleyici olacaktır. Şimşek şeyi söylemedim hocam. Kendinize başka pazar bulun. Yani. Şimdi efendim fazla onu söylüyor. Ben onu anlamış değilim. O ancak sanayiciler için geçerli olabilir. Sanayi yani imalat sektörü için. O da Türkiye ekonomisinde alttan toplasanız, üstten toplasanız %20-22. Ekonominin %60'ı hizmet, ticaret, inşaat. Bunlar nasıl ihracat yapacak? Nasıl yani imalat sektörü için bunları söylüyor da bu bahsettiğimiz asıl istihdamın kaynağı olan sektörler ne yapacak? Restoranlar başka bir ülkeye yemek servis yapacak hali yok ki. Herhalde öyle bir şey yapacaklar. Yani onu düşünüyor. Yani Türkiye'nin %50'si hizmet sektöründe dediğin gibi hocanın asgari ücret artacak. Orada bir küçülme olacak. Zaten fiyatlar uçuk. Efendim gerçekçi değil bir. İkincisi bu problemin uygulanacak politikaların maliyetlerini giderecek bir sosyal güvenlik ağı tanımlanmış değil. Böyle bir şey akıllarının ucundan bile geçmiyor. Adam hiç olmazsa birazcık bunlara değinir. Yani en azından makyaj mahiyetinde geçmiş reformlarda bunlar vardı. Türkiye'de ben bunu söylüyorum. Bu tip kapsamlı politikalar iki defa kısmen başarıya ulaşmıştır. Bir tanesi 24 Ocak'tır. Orada mutabakata ihtiyaç yoktur, asker vardır dediğini yaptırır. İkincisi de 2001 krizidir. O günün konjonktürel, içte ve dıştaki konjonktürel etkileri sebebiyle toplumsal mutabakat sağlanmıştır.